Mehmet Yılmaz, T24 Netflix dizisi gibi bir köy hayatı. Bursa'nın Karaağız Mahallesi Muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği, köydeki eğlencelerde kadınlarla erkeklerin bir araya gelemeyeceğini duyurdu. Kararın nedeni kadınlarla erkeklerin bir arada eğlenmelerinin dinen uygun olmaması. Muhtar Arif Yılmaz bu konudaki eleştirileri anayasada erkeklerin kadınlarla karışık oynaması yazıyor mu diye yanıtladım. Anayasa hukuku teorisine ilginç bir katkı diye aklımdan geçirdim. Bursa'nın belediye başkanı da halkın kararına saygı duyuyorum diyerek kararı destekledi. Köydeki eğlenceler nasıl eğlencelerdi acaba diye merak ettim. Düğün, nişan, askere gitme, terhis kutlamaları gibi kutlamalar yapılıyor ve köy halkının kadın erkek karışık oynamaları yasaklandığı için de köy ahalisinin çoğunluğu dini bütün kalabiliyor. Tabi Karışık oynama yasağının doğal bir sonucu erkeklerin erkeklerle, kadınların da kadınlarla karşılıklı göbek atmaları şeklinde ortaya çıkıyor. Köyün geleneklerinde vals de var mıdır bilmiyorum ama bir düğünün olmazsa olmazı sayılması lazım gelen komparsita çaldığında tehlikeli yakınlaşmalar yaşanıyor olabilir. Homofobinin neredeyse bir devlet politikası haline geldiği bir ülkede muhtarlığın kararını bu nedenle hayli cesur buldum. Çünkü tanınmış Türk düşünürü Cübbeli Ahmet'in bildirdiği gibi iki erkek tokalaşırken bile bir el diğerini hafifçe kavrar ve bu olayın bir el sıkışmaya göre birkaç saniye daha uzun sürerse Allah muhafaza içinizden ılık ılık bir şeyler akmaya başladığını hissedip niyeti bozabilir misiniz? Cübbeli Bey kardeşimizin bir bildiği olmalı ki cemaatini uyarıyor. Aman ha Şimdi erkek erkeğe ya da kadın kadına dans ederken yaşanabilecekler el sıkışma sırasında fazladan kullanılacak 2-3 saniyeye göre daha yıkıcı sonuçlar doğurabilir diye endişe ediyorum. Bildiğimizin ötesi yok gibi. Endişemin nedeni reis'in bu duruma ne tepki vereceği konusu. Köy köy değil sanki Netflix dizisi. Araştırmacı gazetecilik yaptım. Köyde bizim bildiğimizin dışında bir eğlence yöntemi bulunmadığı sonucuna vardım. Yani en azından Müge Anlı'daki Palu ailesine benzer bir vakaya rastlamadım. Cennet vatanımızın giderek daha da artan ölçülerde yeni Gine'ye benzediğini düşündüren gelişmeler bunlar. Hatırlarsınız belki daha önce de antropolog Ruth Benedict'in Doğu Yeni Gine'deki araştırmaları sırasında keşfettiği Doğu kabilesinden söz etmiştim. O tarihe kadar medeniyetten uzak, izole bir yaşam süren Yeni Gine Dobuları için kuşkuculuk en önde giden duygudur. Başlarına gelen talihsizliklerin nedeni kötü niyetli insanlardır. Dobu ülkesinde hastalıkların nedeni kötü büyüdür. Büyüyü yapan en yakınızdaki kişi bile olabilir. Eşiniz, çocuklarınız, en yakın av arkadaşlarınız. Dobuların temel ahlak görüşü bir kurban seçmek ve onlarca kötülüğü onun üzerine salmaktan ibarettir. Benedit'in tespitiyle Dobularda kuşkuculuk paranoya derecesine ulaşır. Aramızda binlerce kilometre mesafe olmasa Dobularla akrabalık ilişkimiz olduğunu bile söyleyebileceğim türden benzerliklerimiz var. Ağız Köyü ahalisinin kadınlardan uzak durmaya yönelik kararı ile ilgili haberleri okurken bu kez yine Yeni Yenigine'nin Sambia kapilesi aklıma geldi. Kadınlardan uzak durma kararı dememin nedeni bu kararı alan köy ihtiyar heyetinin tamamının erkeklerden oluşması. Yani kadınlara kimse sormamış siz kadınlı erkekli eğlenceye taraftar mısınız karşı mısınız diye. Belli ki köyün erkekleri kadınlarla karşılıklı göbek atarken bir tuhaf oluyorlar ve çareyi nefislerine hakim olmaktansa kadınlardan uzak durmakta buluyorlar. Tabii köyde Anadolu'nun bazı yerlerinde rastlanabilen değiş tokuş geleneği var mıdır bunu bilmiyorum, ilgilenmiyorum da. Her neyse Sambiyalar Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde dünyadan tecrit edilmiş bir şekilde yaşayan bir kabile. Antropolog Gilbert Hert ve psikiyatr Robert Stoller bu kabileyi çok yakın bir geçmişte bulup incelediler. Sambiyaların toplumsal düzeni bir tek inanç üzerine kurulu. Kadınlar tehlikelidir. Bugün modern yaşam diye tanımladığımız toplumsal hayatımızın zannettiğimiz kadar yeni ve modern olmadığını gösteren bir tespit. Günümüzde de birçok toplum kadınların tehlikeli olduğu inancını taşıyor. Kadınların sıkı sıkıya örtülüp Toplumsal yaşamın tamamen dışına çıkarıldıkları birçok doğu ülkesinde de bu anlayışın izleri var. Kadınların toplumsal yaşamdan bu şekilde tecrit edilmesinin nedeni kadını korumak değil, tam tersine kadınları tecrit ederek erkekleri günahtan korumak. Bu düşünce sadece eski çağları yaşamakta direnen bazı doğu ülkeleriyle sınırlı değil. Günümüzde Batı dünyasında da kadını tehlikeli bulup toplumsal yaşam dışına itme isteğinin olduğunu biliyoruz. Stoller'in Sambiyalar üzerine yaptığı inceleme günümüzde bile bu düşüncenin neden hala hakimiyetini korumakta olduğunu ortaya koyuyor. Sambiyalar kadın vücudundaki sıvıların kirletici olduğuna inanırlarmış ve bu kirin de erkekleri kadınlaştıracağına bu yüzden erkeklerin eşleri ve çocukları ile birlikte yaşadıkları kulübelerde bile kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı mekanlar yaratılmış. Bizim çok yabancısı olmadığımız bir durum bu. Harem selamlık uygulamasının ilkel kabile versiyonu. Kabilelerin kız ve erkek çocukları yaşamlarının ilk 10 yılını anneleriyle geçirirler ve babalarıyla neredeyse hiç temas etmezlermiş erkeklerin çocuklarını uzaktan sevmekle yetindikleri, babanın sevgisini çocuklara gösteremediği, öpüp koklayamadığı, çocuklarınsa korkulu bir saygıyla babalarından uzak büyüdükleri eski toplum düzenimizi çağrıştırırdı bu bana. 10 yaşına gelen erkek çocuklar annelerinden ayrılıp kabilenin diğer erkek çocuklarıyla birlikte yaşayacakları kulübelere konurlarmış. Bu kulübeler 10-18 yaş erkek çocukların bir arada yaşadıkları yerlermiş. Bu süre içinde erkek çocukların anneleriyle temaslarına, onları görmelerine de kesinlikle izin verilmezmiş. 18 yaşına gelen erkek çocuk evlendirilir ve bu yukarıda anlattığım hayat böylece sürer gidermiş. Doktor Sayler bütün bu toplumsal düzenin gerisinde Sambia'ların kendilerini koruma içgüdülerinin yattığını söylüyor. Düşmanlara karşı bir tedbir çevreden kopuk bu dağlı kabilenin etrafındaki vahşi düşmanlarla baş edebilmesinin ancak saldırgan, acımasız ve haşin erkek gücüyle mümkün olabildiğini anlatıyor. Kadınların kirli olarak nitelenip toplumsal yaşamın dışına itilmelerinin ve erkek çocukların ailelerinden kesin olarak ergenlikten önce koparılmalarının nedeni bunu sağlayabilmek. Doktor Alan Gratch, Erkekler dile gelse isimli kitabında bunu, kadın olmak korkusu olmasa erkekliğe gerek kalmayacaktı diye yorumluyor. Nitekim Domestenes'in eski Yunan'ın en büyük hatibi olmasının nedeni konuşma kusuru örtme çabasıydı. Doktor Graç, başarılı oyuncuların da genellikle aşırı utangaç kişiler arasından çıktığını söylüyor. Kişi, utangaçlığından kurtulmak için başkası olmaya zorluyor kendisini. Rol yapma yeteneğini böylece geliştiriyor sahneye çıktığında utanmıyor. Çünkü artık o kendisi değil bir başkasıdır. Toplumumuza dışarıdan bakan birisi de bizi Sambiyaların Orta Doğulu modernleşmiş uzantıları gibi görebilir. Mesela kızımın çocukken devam ettiği bale okulunda hiç erkek çocuk yoktu. Piyano sınıfının yıl sonu konserlerinde ya bir ya iki erkek çocuk olurdu. Erkek saldırganlığını artıran sert sporlara yönlendirilen erkek çocuklar çocukluklarının önemli bir bölümünü de zaten kızlardan nefret ederek geçiriyorlar. Yaşları 6 ile 13 arasında olan erkek çocukların oyunlarına çoğu zaman kızları kabul etmediklerini, onlardan özellikle uzak durduklarını da hatırlatayım. Yumuşatılmış bir samba hayatı sürdüğümüzü düşünüyorum bütün bunlara bakınca ve toplumumuzun kadınlarıyla erkeklerinin önemli bölümünün birbirleriyle sağlıklı ilişkiler kurmakta neden zorlandıklarını daha iyi anlıyorum. Anladığım bir şey daha var. Kara ağzı kadınlar eşlerine, erkek çocuklarına mukayet olsunlar aman diyeyim. Mehmet Yılmaz'ın bu yazısı Oksijen gazetesinden alındı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.